1 liraya ev, 5 liraya arsa satılır mı? Sosyal medyada sembolik rakamlarla ortaya çıkan bu tür ilanların sayısı artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tüketicinin aklını karıştıran o ilanlara bakın ne ceza verildi. Kimseye güvenmemek lazım bu devirde. Bu ilanlar aslında emlakçılık dilinde olta ilanlar. İnsanları kandırmaya yönelik altı boş olan ilanlardır. Daha fazla dikkat çekmeye çalışıyor. Sembolik rakamlarla ilan vererek vatandaşın aklını karıştırıyorlardı. 1 TL'ye satılık ev, 3 TL'ye arsa. Olur mu demeyin ama maalesef böyle ilanların sayısı emlak sitelerinde her geçen gün artmaya başladı. O çok yanlış bir şey. Bazı şeylerin değerleri belli sonuçta. Ticaret Bakanlığı'na bu konuda şikayet yağınca düğmeye basıldı. O ilanlara reklam durdurma cezası uygulandı. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz tabii ama hani birçok bilinçli insan da onlara şey yapmıyor yani hani hiç bakmıyor. Biraz burada mantık da konuşacak, akıl da konuşacak. Uyanık olmak lazım ama yine de Allah korusun insanın bir boş zamanına denk gelebilir. Ticaret Bakanlığı o ilanları tek tek tespit etti. Kimi ilana 5 TL, kimi de 11.111 TL yazarken tüketicilerin aldatıldığı ve mağdur edildiği kanıtlandı. Özellikle de sahil bölgesinde daha çok görürsünüz bu ilanları. Aklınız hayaliniz almayacak kadar biri yan yana yazarlar. Siz de ilginizi çeker. Daha sonrasında da kapora dolandırıcılığı dediğimiz işlemlere başlarlar. Sembolik fiyatlarla verilen ilanlara sıkı takip yapılırken uzmanlardan da vatandaşlara bu tuzağa düşmeyin uyarısı geldi. Hangi firma olduğuyla ilgili bir araştırma yapmalarında fayda var. O firmanın taşıma ticaret yetki belgesi olup olmadığını sorgulamaları lazım. Araştırılmadan bu işe girilmez yani. Yapılan denetimler sonucu 15 ayrı ilan ve reklam durdurulurken ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak konut %1,29 faiz ve 72 aya varan vade ile ev sahibi olunabileceğini duyurdu. We'll be right back.